Değerli izleyenler, 10 Kasım özel programındayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde sizlerle birlikte ulu önderimizi anıyoruz ve bugün Türk Tarih Kurumu eski başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu konuğumuz. Kendisiyle Atatürk'ü konuşacağız, onun vizyonunu konuşacağız. Ülkemize neler kattığını uzman bir dille bize açıklayacak ama bunun dışında da tabii kendisinin özel çalışmaları var. Ermeni soykırımı, sözde soykırım iddialarıyla alakalı bunları soracağız ve güncel siyasetten de sorularımız olacak. Sayın Halaçoğlu, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sizin sözde Ermeni soykırımı iddiaları hakkında çok fazla çalışmanız var ki bu Türkiye'de bir eksiklik olarak kabul ediliyor tarih çerçevesinde, tarih camiasında da. Ancak siz bu noktada uzman bir bakışla çok fazla araştırmalar yaptınız ki bunu da yayınlamaktan ve kendi kişisel hesaplarınızdan paylaşmaktan da çekinmiyorsunuz. Şimdi ben size bir soru soracağım. Ermeni soykırımı iddiaları hakkında Türkiye'nin stratejisi doğru mu? Sürekli savunma halindeyiz, sürekli Avrupa'nın ya da Amerika'nın Ermeni soykırımına nasıl baktığı ya da bakacağı, her 24 Haziran'da ABD Başkanı'nın ne söyleyeceği bizim tarafımızdan çok merak ediliyor. Ancak biz doğru bir strateji mi yürütüyoruz? Çünkü Türkiye'de de yanık camiler var, toplu katliamlar var, vahşet yaşandı doğuda ve güneydoğuda. Biz doğru bir strateji yürütüyor muyuz bu soykırım iddiaları hakkında? Şimdi Kadir Bey, aslında tabii bilim adamlarıyla siyasetçiler arasında bayağı ciddi bir uçurum var diyebiliriz. Şimdi biz bu araştırmaları Ermenistan'la ilgili ve Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili araştırmalar yaparken bütün öncelikle dünya arşivlerini inceleme istedik ve bunun için de tanıtma fonuna ciddi bir destek de aldık. Bu çerçeve içerisinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Birleşmiş Milletler arşivleri, Avusturya, Rusya ve İran arşivlerini baştan sona taradık. Ve oradan yaklaşık 100 bin sayfadan daha fazla belge elde ettik. Şimdi bu çerçeve içerisinde tabii Osmanlı arşivlerini daha önce incelemiş olduğumuz için zaten elimizin altında. Dolayısıyla geniş bir yelpazede bu konuyu araştırdık. Zira şöyle, tarih araştırmaları yapılırken biliyorsunuz, çok yönlü araştırılmazsa, geniş bir pencereden bakılmazsa ortaya atacağınız fikirler hem ideolojik olur hem de doğruyu yansıtmaz. Yani tarih dediğiniz şey nedir? Bir takım kişilerin anlattıkları değil. Onu belgeleyebiliyorsanız, onlarla ortaya çıkarsanız tarih bilimi bir anlam kazanır. Dolayısıyla bunu yaptık. Ve hep şu iddia ediliyordu biliyorsunuz. Türkler Ermenilere soykırım uyguladı. Şimdi gerçekten Ermeni nüfusu ne kadardı? Bunları öncelikle araştırma yoluna gittik ki Rumlara göre Ermenilerin bir dezavantajı vardı Ermeni nüfusunun tespitinde. Şöyle ki, Rumlarda genelde vaftiz defterleri vardı ve nüfusu aşağı yukarı tam olarak tespit etmek mümkündü. Yani sadece Osmanlı nüfus kayıtlarına göre değil, aynı zamanda Rumların kendi vaftiz defterlerindeki sayı meselesini de göz önüne alabiliyorduk. Ama maalesef Ermenilerle ilgili Rumlarda olduğu gibi tümünü kapsayan vaftiz defterleri yok. Dolayısıyla tam bir nüfus elde etmemiz mümkün değil. Onun için 1 milyondan başlayıp 2 milyona kadar ulaşan, 1 milyon 895 bine kadar ulaşan açıkçası nüfus iddiaları söz konusu. Şimdi böyle bile olduğu takdirde Ermenilerin iddialarının, yani 1,5 milyon Ermeninin öldürüldüğü veya 1 milyon Ermeninin öldürüldüğü veya 600 bin Ermeninin öldürüldüğü iddiaları havada kalıyor. Neden? Çünkü yaptığımız araştırmalarda Birleşmiş Milletler arşivlerine göre, ki bunu bu raporu hazırlayan Amerika ve İngiltere, onların raporlarına göre hayatta olan Ermenilerin miktarı Kasım 1922 itibariyle, yani savaşların da sona erdiği bir tarih itibariyle, ki hangi ülkede ne kadar Ermeninin var olduğu da bu raporda belirtilmiş, 1 milyon 200 bin Ermeni hayatta gözüküyor. Şimdi o zaman 1 milyon 200 bin Ermeni hayatta gözükürken
1.895.000 Ermeni'nin var olduğu var olduğu sayılırsa 1.5 milyon veya 1 milyon Ermeni'nin katledildiği şeklindeki insanların doğrudan duygusuna hitap eden bu tür iddiaların ne kadar basit ve havada kaldığı ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii önemli olan konulardan bir tanesi şu. Aslında 1 milyon veya 600 bin veya 300 bin Ermeni'nin eğer soykırım ile ilgili işte kasıtlı olarak yok etme ve onların işte üremesini engelleme vesaire gibi, çocukları asimile etme gibi bir takım soykırım maddelerini göz önüne alacak olursanız sadece 600 bin değil 60 bin değil 6 bin de öldürseniz şekilde bu düşünceyle o da soykırıma girer. Ama bizim yaptığımız araştırmalarda aksine bunların hiç olmadığını, böyle bir durumun olmadığını ki toplu mezarlarını sorduğumuz zaman toplu mezar söz konusu değil. Çünkü şöyle Osmanlı nüfus sayımlarına göre sadece Türklerin değil, Ermenilerin, Yahudilerin, işte Rumların, azınlık olan Süryaniler dahil tüm şeylerin, unsurların nüfus durumlarını tespit etmiş Osmanlı. Nitekim Ermenilerin mevcut Protestan ve Katolik mezhebine mensup olanlar dahil 1.295.000 olarak belirtilmiş. Araştırmalarda 1.200.000 Ermeninin kesinlikle bazıları Müslüman kimliğinde, bazısı Ermeni kimliğinde, bir kısmı da ki yaklaşık 817.873 rakamını vermiş Amerika ve İngiltere. Tekrar ediyorum, 817.873 Ermeninin Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki ülkelerde yaşadıklarını belirtiyor. Ayrıca soykırım oldu denilen ülkede, Kasım 1922'de biliyorsunuz 12 Eylül itibariyle de Yunanlar da gittiler. Tamamen Anadolu'dan atıldılar. Onun dışında zaten 1921'de Fransızlar çekilmişler de Adana bölgesinden biliyorsunuz. Aynı tarihlerde İtalyanlar da çekildi. İşte Ermeni ve Gürcülerle yapılan savaşlar vardı sadece Doğu Anadolu bölgesinde biliyorsunuz. Onlar yine aynı şekilde 1917 Bolşevik ihtilaliyle birlikte onlarla olan Kazım Karabekir Paşa'nın komutasında onlarda da Gümrü ve Kars anlaşmaları yapılmıştı. Kala kala ne kalıyor? İstanbul işgal altında 1922 Kasım'ında. Bu şartlarda bile İngiliz ve Amerikalıların Birleşmiş Milletler raporunda yer alan rakam İstanbul'da 148.998, bu kadar kesin rakam veriyorlar. Ermeni kimliğiyle yaşadığını, yine Anadolu'da 131.175 Ermeni kimliğiyle yaşadığı belirtiliyor ki, şimdi şöyle düşünün, soykırım yapıldığı iddia edilen bir ülkede bu kadar Ermeni'nin yaşıyor olması enteresan değil midir? Yani Almanya'da Yahudilere yapılan soykırımı göz önüne alacak olursanız, kaç Yahudi yaşıyordu? Sadece gizli birkaç belki kaçak Yahudi kalmıştı, onun dışında hiç kimse kalmamıştı. Dolayısıyla böyle bir durumun olmadığını biz belgelerle ortaya koyduk. Yaşayan Ermeniler ortaya koyduk. Amerika'ya Baltimore, New York limanları aracılığıyla giden Ermenilerin miktarlarını tespit ettik. Hangi kamerada seyahat ettiklerine kadar. Suriye'de bulunanlar, Lübnan'da, işte Balkanlar'da bulunanlar, Fransa gibi ülkelerde de yer alanları hepsini tespit ettiğimizde iddiaların tamamen temelsiz olduğu ortaya çıktı. Nitekim gerçekten ilim adamı sıfatını taşıyan Batılılar bile bunları kabul etmek zorunda kaldılar. Nitekim hiç Ermeni öldürülmedi değil, öldürülen Ermeniler de olmuştur bazı eşkıya grupları tarafından. Ama bunlar da Osmanlı Devleti'nin bizzat kendisi tarafından divan-ı harpte yargılanmışlar ve mahkum edilmişler. Bir kısmında hatta idam bile edilmiş. Zaten bir devlet bu tür iddialarda iddia edilen kesimin suçlanması kesimin herhangi bir şekilde zarara uğratanlar hakkında mahkeme yapmışsa ve cezalandırmışsa zaten soykırım otomatik olarak düşüyor. Burada Türkiye'nin yapması gereken maalesef hep biz yapmadık etmedik meselesi yerine ki onu zaten ilim adamları yaptı.
ortaya da koydu. Farklı dillerde de yayınlandı. Evet. Burada siyasi otoritenin bizden elde edilen bu verileri işte siyaseten Batı dünyasında veyahut da işte bu iddialarda bulunan ülkeler nezdinde bunu dile getirmeleri ve aksine böyle bir şey olup olmadığı konusunda gel beraber araştırma yapalım diyecek cesareti göstermeleri gerekiyordu. Ama maalesef bu sadece Ermenistan'a yapıldı. Ortak Tarihçiler Komisyonu kuralım dendi. Sonradan işte isteyen tarihçiler de katılabilir. Dikkat edin, Ermenistan'a bile böyle bir teklifte bulunulduğunda Ermeniler hemen yan çizdiler. ABD hiç ses çıkarmıyor. Hani geçen sene Biden'ın bunu kabul etmiş olması da üstüne cabası ama maalesef Türkiye'yi yönetenler gerekli cevabı veremediler Biden'a. Çünkü madem Biden böyle bir iddiada bulunuyorsa o zaman göster belgelerini. Aksi takdirde seni mahkemeye vereceğiz veya bununla ilgili olarak suçladığı o tarihte, şimdiki Türkleri suçlamıyorum diyor Osmanlı dönemini, o zaman bunun altına imza atan Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın veya Enver Paşa'nın akrabaları tarafından mahkeme hükmü olmadan ailemizi suçladılar diye hazırlığında tazminat davası açılabilirdi. Bunu ben defalarca belirttim. Çünkü Amerika'daki aslında Türk asıllı ama Amerikan vatandaşı olan avukatlarla, hukukçularla yaptığımız görüşmede bu şekilde bir tazminat açılabileceğini ve kazanılabileceğini belirttiler. Şimdi bunu yapmış olsaydık Biden tazminat ödemeye mahkum edilecekti ve bu tazminat ödemesi demek soykırım iddiasının ne kadar tutarsız olduğunu da kendiliğinden ortaya koyacaktı. Ama maalesef işte dile getirilmemekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı bile hamdolsun gündeme gelmedi dedi. Tam tersine kendisinin dile getirmesi gerekiyordu. Ama ben bunun için hiç kimse kusura bakmasın. Hayatımızı verdik. Bütün gücümüzle bu araştırmaları yaptık, çalışmaları yaptık. Ölümle tehdit edildik. Buna rağmen bunun üzerine gittik. Ama artık buna itiraz etme hakkım vardır. Kim olursa olsun, hangi devlet adamı olursa olsun, bunu artık ortaya koymuşuz bütün belgeleriyle, dile getirmeleri gerekiyordu ve böyle bir şeyi kabul etmemizin asla mümkün olmayacağını belirtiyorlardı. Hem Osmanlıcıyız diyorlar bir taraftan, hem de Osmanlı dönemini savunan biziz ama kendiler o dönemi savunmaktan geri kalıyorlar. Evet. Hocam bu arada çok acı değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapan bir isim çıkıp da Ermeni soykırımı vardır diye ifade özgürlüğü adı altında bunu kullanırken ya da birileri TSK'ya kimyasal silah kullandı diye iftira atabilirken bunlar ifade özgürlüğü adı altında bazı kesimler tarafından değerlendiriliyor. Siz böyle bir soykırım yoktur, bu sözde soykırımdır derken ölüm tehdidi alıyorsunuz. Bu maalesef üzülmemiz gereken bir konu. Ben kendim adına ve inşallah Türk milleti adına konuşabileceğimi düşünüyorum. Türk milleti adına da size çok teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı. Peki hocam, yavaş yavaş Atatürk'ü konuşmak istiyorum sizinle. Atatürk'e maalesef ayaş dendi bu ülkede. Çok alkol aldı, hep konuşuldu, tartışıldı. Fikirlerinden de çok alkol almasıyla, yaşam tarzıyla ön plana getirilmeye çalışıldı ki o fikirler biraz saklı kalsın, kimse görmesin, bilmesin istendi. Şimdi bir tarihçi var, adını vermek istemiyorum cevap hakkı da olmasın diye. Şöyle bir ifade kullanıyor. İkinci Selim içki içmiştir diyor. Ancak diyor benim dinime göre tövbe eden kişi günahı hiç işlememiş gibidir. O halde ben ikinci Selim için hiç içki içmemiştir diyorum dedi. Peki bu tarihi açıdan tarih bilimine yakışan bir yaklaşım mı? Bir bilim adamına yakışan bir yaklaşım mı sizce? Şimdi bakın, aslında bu tarihçinin işi değil açıkçası. Veya tarihçinin böyle bir açıklama yapmasının yanlış olduğunu da özellikle belirteyim. Efendim, içki içmiş sonra tövbe etmiş, bundan günahsız olarak nitelendirilmesini, bu şirke giriyor ayrıca dini açıdan baktığınızda. Bu doğrudan doğruya hüküm verecek olan gücün şeyi olabilir. Yani insanların günahının affedilip edilmediğini Allah'tan başka kimse bilebilir mi? Bilemez. Ama şimdi bir tarihçinin çıkıp da birisinin işlediği günahlardan dolayı işte bundan tövbe etmiştir, günahlar affolmuştur, günahsızdır
şeklinde bir ifade yapması bile yanlıştır. O onun işi değil. Şunu söyleyebilir bir tarihçi, ikinci Selim içki içmiştir, daha sonra terk etmiştir diyebilir. Bunun artık Allah nezdinde nasıl makbul olup olmadığını kararını verecek pozisyonda hiç kimse yoktur. Yani Diyanet İşleri Başkanı da veremez, hiç kimse veremez bunun hükmünü. Ancak onun cevabını verecek veya onu takdir edecek Cenab-ı Allah'tır. Şimdi bu özellikle bakın, ben bu konuda mesela Abdülhamit'le ilgili de yazmıştım ama onun ötesinde başka da var. Fakat yani padişahların içki içip içmemesi o kadar önemli değil, ciddi söylüyorum. Evet. Yani insandır, içebilir, yapabilirler. Birçok insan yapıyor bunu. Yani peygamberimiz zamanında yok muydu veya ondan sonraki halifeler döneminde hiç içmediler mi zannediyor herkes? Şimdi burada yanlış olan nedir biliyor musunuz? Maalesef bizim insanlarımız bir takım insanları, bakın insan diyorum tekrar, insanları kutsallaştırıyor. Yani bu hangi anlama geliyor biliyor musunuz? Batı dünyasında, Hristiyanlıkta işte aziz ilan edilen bir takım insanlar biliyorsunuz günahtan arınmış cennetlik olarak nitelendiriliyor. Ve bu aynı zamanda Allah'la kul arasında bunlar önemli bir görevi yerine getirdikleri düşünülüyor. Yani bir ruhban sınıfı yaratılıyor. Aynı şey biliyorsunuz İran'da da var, Ayetullahlar var. Onlar da günahsız ve cennetlik olarak nitelendiriliyor. Yani aslında bu açıdan baktığınızda bunların hiçbirinin İslam'la bağdaşması mümkün değil. İnsanlar hata işleyebilir, günah da işleyebilir ki işlemişlerdir, işlemekteyiz hepimiz. Şu veya bu şekilde yani illa içkiyle günahkar olmazsınız. Onun dışında başkasını çekiştirirseniz, yani gıybet ederseniz de günahkar olursunuz. Dini ibadetlerinizi yerine getirmezseniz yine aynı şekilde günahkar olursunuz. Başkasının hak ve hukukuna riayet etmezseniz, başkasının hakkını yerseniz de aynı şekilde günahkar olursunuz. Olursunuz oğlu, olursunuz. Ama bundan af diliyorsanız Allah'tan doğrudan doğruya af dilersiniz. Aracı olmadan Allah'ın sizi affettiğini düşünürsünüz. Bir daha işlemeyeceğinizi belirtirsiniz. Bu ayrı bir mesele. Bu insanın kendisiyle doğrudan doğruya alakalı. Toplumuyla alakalı değil. Şimdi dolayısıyla bir padişahın içki içmiş olması, bir takım kişi olduğunu söylenmesi bir takım kişilerin zoruna gidiyor. Hemen diyorlar ki sen Osmanlı düşmanı mısın? Bilmem, yok hayır. Şimdi siz Kanuni Sultan Süleyman'ı överken Osmanlı düşmanı olmuyorsunuz. Diyelim ki Vahdettin'i övmezseniz Osmanlı düşmanı oluyorsunuz. Hiç şunun farkına varmıyorlar. Herkesi kanuni zamanı gibi zannediyorlar Osmanlı Devleti'ni. İşte yanılgıya düştükleri yerde burası. Ama mesela Yıldırım Bayezid de Cihan Nüma'da, yani Neşri'nin Cihan Nüma'sında içki içtiğini yazıyor. Hatta hikayesi var biliyorsunuz orada. Tarihçisin yani onu muhakkak okumuşsundur belki. Şöyledir. İşte Bursa Ulu Camii yaptırdığı zaman Yıldırım Bayezid açılışına Emir Sultan'ı da götürüyor. Bursa kadısı çok alim bir insan. Sonra damat oluyor biliyorsunuz aynı zamanda o. Şimdi açılışa gidiyorlar ve Emir Sultan'a Yıldırım diyor ki Lala camimi nasıl buldun diyor. Gururla böyle cami, o zamana kadarki en güzel yapılmış, en büyük cami olarak yapılmış. Biliyorsunuz mimarisi de çok güzeldir, içinde şadırvanı vesairesi de vardır. Diyor ki güzel yazılarla donatılmıştır, hatlarla. Şimdi diyor ki Lala nasıl buldun camimi? Şimdi Emir Sultan diyor ki Veli hünkârım çok güzel olmuş ama eksiği vardır. Eksiği var deyince Yıldırım çok hiddetli bir hükümdar. Nedir eksiği diyor, bir taraftan da merak ediyor. Hünkârım dört köşesinde dört meyhane eksiktir diyor. Şimdi bunun üzerine diyor ki meyhane mi olur camide diyor. Cami yanında diyor. Hünkârım belki bu vesileyle camiye gelirsiniz diyor. Şimdi ne oldu bu? Ne anlam taşır? Şimdi bakın. Bunlar bir tarihi gerçek. Yani sadece o değil. Küçücük bebekleri öldüren padişahlık sistemi yok mu Osmanlı'da? Bunlar içkiden daha mı az şey günah? Bebek. Sütemen. Evet. Bunların öldürülmesi içki içmekten daha mı az günah? Şimdi insanlar meseleye çok farklı bakıyorlar. İçik bakıyorlar. Alıştıkları
şekilde görmek istiyorlar her şeyi. Ama tarih öyle bir şey değil ki. Tarih ne gerçi yapın eninde sonunda ortaya koyar. Ne yaparsanız yapın. Bundan kaçamazsınız. Hani bir reklam vardı. Affetmez diye. Hiç affetmez. Hani gibi bir şey reklam diyorsunuz. Şimdi gerçekten tarih acımasızdır. Yaptıklarınız eninde sonunda ortaya dökülür. Belki sizin vefatınızdan sonra dökülür ama dökülür. Kim ne derse desin. Şimdi burada meseleyi öyle almamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk içki içiyordu. Evet. İçmiyor değildi, içiyordu. Ama ayyaş demeye kimsenin hakkı yok. Eğer ayyaşken bunları yaptıysa, düşmanı yurttan attıysa ayyaşken ve ayyaşken modern bir Türkiye ortaya koyduysa, ayyaşken Kur'an'ın mealini ve tefsirini hazırlattıysa, ayyaşken tevhid-i tedrisat kanunu çıkarıp ilahiyat fakültesi kurdurduysa, ayyaşken İmam Hatip gibi din hizmetlerini yerine getirecek okulları açtıysa, o zaman bir daha demek ki ayyaş olmasaydı ne yapardı demek zorunda kalırsınız. Yani siz ayyaş olmadan bunların hangisini yapabildiniz? O zaman bu soruyu sormak zorunda kalırız. Adam ayyaşken diyor bize getiriyor dünyayı. Ülkeden işgal edilmiş her bölgesinden, ha şunu zannediyorlar bir de, sadece İngilizler veya Fransızlar Yunanlılar işgal etti. İtalyanlar Antalya, Marmaris bölgesini, Fransızlar Adana, Urfa, Maraş bölgesini işgal ettiler. Bu iş bitti zannediyorlar. Bu kadar zannediyorlar. Veya Rusya Erzurum'a kadar geldi. Bu kadar. Etmemiş denilen, Türklere bırakıldığı söylenen topraklarda İngilizlerin askeri misyonları var. Birlikleri var. Bunun farkında değiller insanlar. Bir de bu tarafını görmeleri gerekiyor insanların. Şimdi bütün bunlara rağmen bir de kendi içinizde kimisi Fransız himayesini, kimisi İngiliz himayesini yani mandasını, kimisi Amerikan mandasını isterken o ayaş dedikleri insan çıkıyor, manda ve himaye kabul edilemez diye postasını koyuyor herkese. Ondan sonra bütün bir topluluğu, elinde artık silahı bile kalmamış bir topluluğu, milleti uyandırıyor. Düşmana karşı zaten morali bozulmuş olmasına rağmen bu topluluğu düşmanla savaşır hale getiriyor. Kardeşim biraz insan utanması gerekir. Sevmeseler bile hiç olmazsa ya adam, ayaş dediğimiz adam bize bu vatanı bağışladı demeleri gerekir. Ezanın hür olarak okunmasını sağladı denebilir. Adam Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu, İlahiyat Fakültesini kurdu döneminde hiç olmayan, halkın okuyup anlayacağı bir Kur'an meali olmayan bir ortamda ya bize hiç olmazsa Kur'an anlayacağımız hale getirdi bu adam diyebilir. Bunları bile demiyorlar, bir kin adeta kusuyorlar. Evet. Hocam devam edelim. 100 yıl önce ve 100 yıl sonra Türkiye sizce benzer şeyleri mi yaşıyor? 100 yıl önce Türkiye'de evet düşman çizmeleri vardı ancak bugün düşman çizmesi yok. Bugün medya yoluyla, bazı vakıflar yoluyla, bazı hayvan hakları, kadın hakları, LGBT hakları adı altında Türkiye'ye düşmanlık yapan bazı oluşumlar var. Türkiye 100 yıl önce ve 100 yıl sonra neleri yaşadı? O günle bugün arasında bir benzerlik hissediyor musunuz hocam? Tabii ki. Bütün buradaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bugün Türkiye'de hakikaten, yani şeyi düşünün, misyonerleri, misyoner okullarının çoğunu kapattı Atatürk. Evet. Tevhid-i tedrisatla bu St. Benoît, St. Joseph veya Boğaziçi işte üniversite şeyi pardon Robert Kolej gibi veya Kayseri, Merzifon, Tarsus, Harput, Amerikan okullarının hepsini Türk Milli Eğitim bünyesine aldığı ve Türk diğer Türklerin açtığı okullarla aynı tedrisatı görmesini sağlamadı mı? Sağladı. Yani millileştirdi. Reaya olan bir toplumu
Türksün diye ortaya koymadı mı? Koydu. Artık kendine kendi kimliğini verdi. Ülkenin adına kendi kimliğini verdi. Ve dikkat edin, o tarihlerde yabancı devletler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı büyük bir saygı duymaya başladılar. Mason teşkilatını kapattı mı? Attı. Bakın, başka enteresan şeyler var. Bunlar da kapattı. Sadece misyoner okulların değil. Ama ne zaman geri misyonerler geldi? Herkes hatırlayacaktır. 1950'den sonra. Hatırlarsanız Barış Gönülleri adı altında işte bu Amerika'dan gelen ve Anadolu'nun her tarafına yayılan bu insanlar neydi zannediyorsunuz? Yani İngilizce öğretmek için mi geldiler? Yoksa misyonerler miydi? Tabii ki misyonerlerdi. Bu şekilde içimize girdiler yavaş yavaş. Türkiye'nin ekonomik durumu bozuldu. Kendi milli değerlerini bir kenara atmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Tarih kurumunun amblemini bile değiştirdiler. Yavaş yavaş içimize soktular. Ve ondan sonra bir baktık ki Batı'ya bağımlı bir devlet haline geldik. Şurası muhakkak. Yani siz başka devletlerle iş kuramazsınız anlamında değil bu. Tabii ki her devlet başka devletlerle çıkar ilişkileri çerçevesinde tabii ki işbirliği yapacaktır. Ama bu işbirliğini yaparken kendisine zarar verecek türden müttefikleri de uyaracaktır. Söz gelimi söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Irak Savaşı öncesinde biliyorsunuz bir tezkere sunuldu. Meclis reddetti diye Türkiye'yi ambargoyla imtihana tabi tuttu. Askerlerimizin başına çuval geçirdiler. PKK'yı destekliyorlar. Hala destekliyorlar. Bizimle olası bir çatışma haline girebilir endişesiyle Yunanistan üslerini kurmadılar mı? Doğu Akdeniz'de bizim tarafımızda mı yer alıyorlar? Kıbrıs'ta ambargo uygulamadılar mı? Hep bizim aleyhimize çalışan bir nitelikte değiller mi? Peki Türkiye ne yapıyor bunlara karşı? Şimdi burada mesele şu. Kimisi Soros'la giriyor, kimisi başka adlar altında giriyor dediğiniz gibi. Ama evet, sonuçta Türkiye'nin lehine çalışmalar yapmıyorlar sonuçta. Burada bütün mesele şu. Şimdi siz milliyetçiliği kafataşçılık olarak algılarsanız olacak sonuç budur Türkiye'deki gibi. Halbuki milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan insanların vatanperverliğiyle eşdeğerdir milliyetçilik. Yani bu ülkede vatansever olan her insan bu ülkenin öz be öz herhangi bir baskı altına alınmayan vatandaşlar olarak yaşamak durumundadır. Bunu sağlaması lazım. Ama siz adalette gerekli şeyi sağlamazsanız, adaleti sağlamazsanız hukukta veyahut da toplum içerisinde eşit bir refah düzeyi sağlamazsanız sonuçta maalesef toplum içerisindeki dayanışmayı ortadan kaldırırsınız. Ve haliyle Türkiye yönetenlerinde kendi çıkarlarını ön plana çıkarmalarını engelleyemezsiniz. Evet. Peki hocam, şimdi Atatürk'ü fikirleriyle az çok biliyoruz, anlıyoruz. 10. yıl konuşmasında çok güzel bir söz söylemişti. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır demişti. Yaşasaydı, bugünleri görseydi herhalde bunu 100. yılı için tekrar ederdi, en büyük bayram derdi. Atatürk 100. yıl için Türklere, Türkiye'ye bir vizyon bıraktı mı? Veya bırakmadıysa size göre Atatürk nasıl bir vizyon bırakırdı 2023 için? Aslında bıraktı. Kadir Bey, bıraktı. Şundan dolayı bıraktı diyorum. Çünkü bir şey, bu bütün dönemlerde uygulanacak bir sözdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muasır devletler seviyesinin üstünde yer etmesi için ortaya koyduğu fikirleri zaten bu anlamdadır. Yani teknolojide olsun, medeniyet alanında olsun, insan hakları konusunda olsun, adalette olsun, fırsat eşitliğinde olsun. Yani şöyle söyleyeyim,
bir toplumu medeni olarak gördüğünüz şey nelerdir? İnsanların birbirine saygı duymasıdır. Entelektüel hale gelmeleridir. Okuma yazma bilen, çok okuyan, arkadaşını, komşusunu kendisi gibi değerlendirebilecek bir zihniyete sahip olması anlamına gelmez mi? Şimdi bunu yaparsa işte o zaman insanlar medenidir. Çöpü yere atmazsa medenidir. Yere tükürmezse medenidir. Bütün bunları göz önüne aldığınızda muasır medeniyet dediği içinde yaşadığınız dönemin en üst düzeyine kadar bu ülkenin çıkması ilkesini ortaya koymuştu. Zaten bu sadece 100. yıl değil, 200 yılda geçerli olabilecek bir söz. Ve tabii ki bir ülkenin içine düşebileceği bir takım sıkıntıları da göz önüne aldığını görüyoruz ki bu da gençliğe hitabesinde kendisini ortaya koymuştur. Yönün gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde bulunabilirler ki ey Türk gençliği, senin en önemli vazifen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir şeklinde zaten gençlere de hitap etmiştir. Evet. Sayın Halaçoğlu, 2023 ile alakalı birçok tartışma var. Aslında kendisine tarihçi diyen, tarihten bir haber ve geçtiğimiz günlerde de artık ne diyelim göçüp giden bir isim. Bir püsküllü çıkıp şöyle söylüyor, 2023 yılında işte Lozan bitecek, Türkiye maden çıkaracak, çok zengin olacağız diye Türkiye'yi bir hayal ortamına sürükledi. Bu da belki yıllardır bir rehavete düşmemize sebep oldu. Çünkü biz bu 2023'te zaten zengin olacağız diye diye çalışmadık, okumadık, anlamadık ve bu insanlar insanımızın kafasını çöplüğe çevirdi. Şimdi 2023 yılında Lozan bitecek mi hocam? 2023 yılında maden çıkarabilecek miyiz? 2023'te biz ne yaşayacağız? 1 Ocağa geldiğimizde artık Türkiye bambaşka bir çağa mı girmiş olacak? Şimdi tabii bunu hayal dediniz, hayal ortaya koyuyor. Aslında bunlar romana bile, roman yazsanız bile ona konu olmayacak konular bunlar. Anlaşma, eğer Lozan Anlaşması'nı baştan sona okumuş olsalardı, böyle bir şeyin olmadığını, olmasının da mümkün olmadığını görürlerdi. Ayrıca biz mesela Tarih Kurumu'nda telgrafları da yayınladık. Lozan telgrafları da yayınlandı. Bütün konuşmalar, her şey yayınlandı. Şimdi bakın, Osmanlı döneminde bazı anlaşmalar işte 30 yıllıktır, 20 yıllıktır. Buna benzer süreler konur. Şimdi Lozan'ın gizli maddeleri olarak işte 23'te bu sona erecektir, Lozan da sona erecektir gibi bir takım ifadeler son derece afaki ve insanların bir yerde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara kim duymasına sebep olan bir takım ifadeler sebebiyle söyleniyor bunlar. Şimdi geldik 23'e, çok az kaldı. Yani Lozan'ın imzalanmasına, yani 100. yılının dolmasına çok az kaldı. Şimdi o zaman Türkiye'nin Karadeniz'de işte doğal gaz bulduk diyor, bu yalan o zaman. Veya petrol bulduk diyor, bu yalan. İşte altın madeni, boraks, ondan sonra şu demir madenleri, şunlar bunlar, bunların hepsi o zaman yalan. Niye? İşte eğer 1923 yılından sonra, 1923'te Lozan'da böyle bir anlaşma yapılmış ve madenleri çıkaramıyorsak, bunların hiçbirinin çıkarılmamış olması lazımdı. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. İstediğiniz yerde istediğiniz maden araştırmasını yapabiliyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu değil. Bir sene sonra göreceğiz. O zaman eğer Lozan sona ermezse, çok az kaldı. Lozan sona ermezse ve bu madenler 1923'ten sonra söyledikleri türden madenler elde edilemezse, şimdi o püsküllü dediğiniz, yani o kişinin, Mısırlıoğlu'nun söylediklerinin hangisine inanacaksınız? İflas edecek. Atatürk bak ne diyor? Tarih yazmak, yapmak kadar mühimdir.
yazan yapan adı kalmazsa değişmeyen hakikat insanları şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Şimdi beş paralık olup olmayacak mı bir sene sonra? Bütün bu söylediklerinin hepsi ama tümüyle yalanlanmış olmayacak mı? Bunun üzerine oturtuyordu. Bir başka şey ekliyor. O zaman demin belki tam duyurmamıştır onu söyleyeyim. Yani 100 yıl dolacak, önümüzdeki 10 ay kaldı. 100 yıl dolduktan sonra bunların hiçbirisi olmazsa söyledikleri gibi, Lozan sona ermezse, madenler çıkarılmazsa, o zaman onun söyledikleri, bütün söyledikleri yalan olmayacak mı? Şimdi ondan sonra da şahsiyet, onur, her şey ayaklar altına düşmeyecek mi bu kişinin? Dolayısıyla Lozan'da hiçbir zaman ne süre vardır ne de gizli maddeler vardır. Bunların hepsi ortada. Zaten Lozan'ın aslı Fransızcadır. Her ülkeye de verilmiştir. Bizim Dışişleri Bakanlığı'nca da basıldı Lozan. Ayrıca Millet Meclisi'nde Lozan Anlaşması kabul edildi, onandı. Yoksa geçerli olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onanan o Lozan maddelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından baksınlar. Orada göreceklerdir. Madde madde geçiyor. Nelerin yer aldığı da geçiyor. Haliyle orada böyle bir madde olmayacağını da herkes görecektir. Peki hocam, ulu önderimiz Cumhuriyeti kurarken aklında hangi fikirler vardı? Hangi fikirlerle Cumhuriyeti kurdu? Çünkü bir gazeteciyle yaptığı röportajda ona kral olabilirsiniz, padişah olabilirsiniz, halife olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz demişlerdi. Kendisinin cevabı da ben öğretmen olacağım, muallim olacağım gibi bir cevabı vardı sanırım. Ancak bir açıdan da evet, gerçekten kral olabilirdi, gerçekten padişah olabilirdi, sonsuz yetkilerle donatılabilirdi. Kral gibi saraylarda yaşardı, halkın arasına karışmayabilirdi. Ancak Cumhuriyeti seçti, Anadolu insanına özgürlüğü vermeyi tercih etti. Ona tekrar kul olmaktan millet olmaya geçişi gösterdi ve vekil olduğu insanlar, milletvekili olduğu halkın iradesi devlette yankı buldu. Cumhuriyeti neden Atatürk bu kadar ön planda tuttu? Başka seçenek var mıydı? Aslında tabii çok uzun müddet bir tecrübe yaşanmıştı Osmanlı Devleti döneminde. Yani 624 yıl az bir süre değil, bayağı ciddi bir süre. Dünyanın en uzun yaşayan ikinci devleti biliyorsunuz. Roma'dan sonra Osmanlı Devleti geliyor. Evet. Şimdi haliyle Osmanlı Devleti'nde çok iyi padişahlar geldi. Çok eğitimli ve gerçekten çok değerli padişahlar geldi. Ama bir o kadar da iyi eğitim görmemiş, değersiz padişahlar da devlete başkanlık ettiler. O dönemlerde görüldü bu. Yani bir kişinin bir yasayla çok iyi işler yapabileceği gibi çok kötü işler yapabileceği de görüldü Osmanlı Devleti zamanında. İşte en basitinden, zaten Vahdettin'in yaveriydi Mustafa Kemal Paşa olarak, biliyorsunuz Mustafa Kemal. O yani Vahdettin'in zeki bir insan olduğunu da söylüyor. Fakat şimdi zeki olmak iyi devlet yönetmek anlamına gelmiyor. Veya zeki olmak iyi bir politikacı olmak anlamına da gelmiyor. İyi bir ilim adamı olması anlamına da gelmiyor. Bunlar çok farklı şeyler. Şimdi ama Mustafa Kemal'in en önemli vasfı hem çok iyi eğitim görmüş olması, hem çok okuyan bir insan olması, hem de modern dünyayı tanımış olmasından kaynaklanıyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde panslavizmin, panislamizmin, batıcılığın ve pantürkizmin, pantürkizm fikirlerinin hep gündemde olduğu ve tartışıldığı bir ortamdır. İşte Mustafa Kemal Atatürk bütün bu fikirler içerisinde bir senteze gidebilmeyi ve oradan bir sonuç elde edebilmeyi başarmıştır. Nitekim meşrutiyet dönemlerinde, ki ilk meşrutiyette 1876'da kendisi henüz doğmamıştır. 1879 yılında doğdu, babasının
vefatından sonra kendisine bağlanan maaşlara baktığımızda 16 yaşında olduğu söyleniyor. Kendisi babasının ölümünden sonra maaş bağlandığında geriye doğru gittiğimizde 1879'da doğduğu çıkıyor ortaya. Birinin aksine, şimdi, 81'in aksine 79'da doğduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Hı-hı. İddia etmiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Babasının vefatıyla çocuklarına biliyorsunuz 20 yaşını doldurmamış olanlara babasından dolayı maaş bağlanıyor. Mustafa Kemal'e de maaş bağlanmış. Ve maaş bağlandığı tarihte 16 yaşında olduğu belirtiliyor. O tarihten geriye doğru gittiğinizde doğum tarihi, o zaman 16 yaş geriye gittiğinizde 1879 çıkıyor. Ondan dolayı diyorum, hı hı. Mehmet Ali Bey diye bir imam hocamız Küntü diye bir kitap da yayınladı. Burada bunlar çok açık ve net şekilde konuş durumda. Ben redaksiyonu yapmıştım kitabın, oradan biliyorum. Şimdi o tarihte bakın, birinci meşrutiyet döneminde Atatürk daha bebek. Ama ikinci meşrutiyet dönemini biliyor. İttihat Terakki biliyor. İttihat Terakki içinde yer almamış. Ama bütün fikirleri araştıran bir yapıya sahip. Batı'yı biliyor. Haliyle artık tefessüh ettiğini düşündüğü saltanatın, saltanatla bir yere varılamayacağını görüyor. İkincisi, Osmanlı padişahları da dikkat ederseniz ta 3. Selim dahil olmak üzere hepsi bir reform ve batılılaşma çabası içerisine giriyorlar. Yani Abdülhamit de aynı şekilde. Hatta Batı müziğini seviyor. Ve işte Mühendishane-i Berri Hümayun, Mühendishane-i Bahri Hümayun gibi okullar açılıyor. İdadiler, Rüştiyeler açılmaya çalışılıyor. Şimdi modern okullar açmaya çalışıyorlar. Hatta itibaren Latin alfabesine geçiş çalışmaları var. Münakaşalar var Osmanlı Devleti'nde. Ve en sonunda Osmanlıca dediğimiz Arap harfleriyle olan alfabenin yazılımında, Türkçedeki yazılımında sesli harf kullanılması ön plana çıkarılıyor. O gerçekleştiriliyor. Mesela Türk kelimesi Arap harfleriyle yazarken eskiden T, R ve Kef harflerinden yazılırken T'den sonra Vav konuyor, sesli harf konuyor. Buna benzer, ama Abdülhamit döneminde mesela telgraflar Latin alfabesiyle çekiliyor, Fransız aksanıyla. Şimdi işte şunu görüyor, kalkınmanın temelinde halkın iradesinin son derece önemli olduğunu, başa geçecek kişinin yeterli olmaması durumunda ülkenin büyük badireler altına sokulacağını düşündüğünden Cumhuriyet'in yeni devlette hakim kılınmasını ve bununla kalkınabileceğini, ülkenin yeniden şekil kazanabileceğini düşünüyor. Nitekim işte kıyafetten tutun da hani şapka deniyor, bilmem ne deniyor. Onun dışında işte harfin değiştirilmesi, Latin alfabesine geçiş, ki dediğim gibi 1860'tan beri çalışmalar var. Buna geçişi sağlıyor. Ondan sonra İşte saltanat daha 1922 1 Kasım'da kaldırılıyor. Vahdettin'in 17 Kasım'da gitmesiyle bir halife atanıyor. Yeni bir halife, çünkü ülkeden kaçınca halifelik düşüyor. Böyle bir halife atanıyor, yeni bir halife atanıyor. Dolayısıyla dediğim gibi modern kurumlar oluşturuluyor. Böylece bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Dikkat edin, İslam dünyasına bakın bugün. Hala krallıkla veya daha çok işte tek kişinin yönetimi altında bulunan İslam dünyasına bakın. Hepsi daha rahat yaşama adına Hristiyan ülkelere göç ediyorlar, kaçıyorlar. Bu göçmenleri bir düşünseniz o taraflara, neden gidiyorlar? İşte ama Türkiye'den mesela beyin göçü başlıyor işsizlikten dolayı. Orada da işsizlik var. Peki İslamiyet bir ülkenin gelişmesine engel midir? Normalde engel değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'te okumak, düşünmek, akletmek ve bütün fen ilimleriyle ilgili çalışmaların tıpkı hiç ölmeyecekmiş gibi dünyevi işlerle eşdeğer tutulması gerektiği söyleniyorsa, ayeti kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyorsa, demek ki İslam bunlara engel değil.
Ama İslam adına ülkeyi yönetenlerin hataları ülkedeki insanların başka ülkelere kaçmasına sebep oluyor. Daha iyi yaşama imkanını orada bulacaklarını düşünüyorlar. E demek ki orada daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlarsa o Hristiyan ülkelerde, demek ki İslam adına hükmeden ülkelerden çok daha iyi refah seviyesi var demektir. Daha iyi bir yönetim var demektir. İşte Cumhuriyet de hem İslam'a uygundur hem Türk devlet yönetimine uygundur. Çünkü Türklerde eskiden kurultay vardı. Yine o kurultaylar toplanır. Kararlar o büyük topluluklarda alınırdı. İslam'da da meşveret vardır. Yani tek başına bir kişinin karar vermek yerine istişareyle bir sonuca ulaşmak ve karar verme hükmü vardır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'te Cumhuriyet dediğimiz bu istişare ve toplumun kendini yönetmesi şeklini ortaya koymuştur. Sayın Hocam, 29 Ekim 2022'de artık 99. yılımızı geride bıraktık ve 100. yıla doğru bir geri sayım başladı. Sizce 100. yıla doğru giderken önümüzde yaklaşık olarak bir 350 gün var. Bu 350 gün içerisinde nasıl kutlamalar yapmalıyız? Biz sadece konser ve yürüyüşler üzerine yoğunlaşıyoruz. Nasıl kutlamalar yapılmalı? Mesela tarihçiler, iyi tarihçiler çıkıp halka bazı konferanslar verse, seminerler verse, düzenlese, insanımız zaten bu tür şeylere katılmayı çok seviyor. Evet, tarih başka bilim dalları konusunda belki değil ama tarih konusunda gerçekten iştahlı bir milletiz. Böyle şeyler yapılsa veya başka türlü sizin aklınızda nasıl bu 100. yılı nasıl idrak etmeliyiz? Şimdi söyledikleriniz yapılabilir. Hatta film de bile yapılabilir. Hı-hı. İyi de güzel bir film de yapılabilir. Hatta Hollywood'da yapılabilir bu film. Daha bütün dünyaya da seyrettirilebilir. Ama bence asıl yapılması gereken 100. yıla girerken Türkiye'nin artık şu bağnazlıktan kurtulması lazım. Liyakatli insanlarla yönetilecek, insan haklarını ön plana çıkaracak, eğitimde üst seviyelere çıkaracak bir eğitim sistemini benimsemesi lazım. Yani mesleki eğitimlere tamamen dönmesi lazım Türkiye'nin. Ondan sonra liyakat sahibi insanların layık oldukları yere atanması gerekiyor. Yani kendisine israftan kurtarması lazım kendisini. Milli olması lazım. Şimdi bütün bunları yapmak aslında Atatürk'ün hatırasına da saygı göstermek anlamına gelir. Bu zaten aynı zamanda da içinde yaşadığımız çağın üzerine çıkan bir Türkiye anlamına gelir. Şimdi bunu yapmadığımız takdirde İstediğimiz kadar konferans verelim, istediğimiz kadar film çekelim, istediğimiz kadar havai fişek patlatalım veya konser verelim hiçbir şey yaramayacaktır. Kısır döngüsüne devam edecektir Türkiye. Halbuki söylediğim gibi eğitim sistemimize bir çeki düzen verirsek, israfı önleyecek, halkın refah düzeyini eşitlemeye çalışan bir anlayış içerisinde hareket edersek, hukuk sistemimizi revize edip adil bir sisteme getirecek bir anlayış içerisine sokarsak, siyasetin mesela el çekmesini sağlarsak tamamen hukuktan, ondan sonra parlamenter sistemi canlandırır, daha güzel hale getirirsek, tek kişi yönetiminden kendimizi kurtarırsak, ondan sonra dediğim gibi liyakatlı insanları layık oldukları yerde istihdam edersek, bence 100. yılın en önemli adımlarını atmış oluruz diye düşünüyorum. Hocam, son olarak çok kısa. Siyasette çok etkili bir isimdiniz. 24-25-26. Dönemde milletvekilliği yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde, İYİ Parti'de siyaset yaptınız. Sizi özellikle milliyetçi vatandaşlar bir partide görmek ya da siyaset sahnesinde yeniden görmek istiyorlar ki bu partilere, mesela milliyetçi yapıda olduğunu iddia eden partilere sizi yakıştırıyorlar da aynı zamanda. Sizin yakın bir süreç içerisinde siyasete girmek gibi bir düşünceniz var mı? Şu an için öyle bir şey düşünmüyorum. Hı hı. Şundan dolayı şimdi hem gençler yapsınlar deniyor bir taraftan. Fakat şu da var. Şimdi benim kafamdaki yapı yok maalesef partilerde. Ben sağcılığı reddediyorum, solculuğu reddediyorum, merkezi reddediyorum. Bu batının empoze ettiği bu tür fikirlerin hepsinin dışında
vatanseverlik temel üzerine oturmuş bir Türkiye hayal ediyorum. Böyle bir siyasi yapı hayal ediyorum. Çünkü vatansever insan zaten milliyetçidir. Vatansever insan kendi ülkesindeki insanların hepsini kucaklar, birbirinden ayırmaz, onları ötelemez. Toplumu çeşitli kutuplara bölmez, kötülemez. Ama vatansever değilse ona karşı tavır alır, ülkesinin çıkarlarını birinci planda tutar kendi çıkarları dışında. Şimdi ben böyle bir yapı maalesef partilerde göremiyorum. Evet. Onun için herhangi bir şekilde siyasete şu an için girme düşüncesinde değilim. İlmi çalışmalarıma devam ediyorum. Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. 10 Kasım'da sizinle bu programı yapmak benim için de harika bir deneyim ve uzmanlığınızı görmek de, uzmanlığınıza danışmak da harika bir durum benim için. Sizin yapınızdaki vatansever insanların, vatansever tarihçilerin de çoğalması ve insanımıza daha fazla ulaşması dileğiyle size çok teşekkür ediyorum. Kadir Bey, ben de size teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bu program vesilesiyle de sizin aracılığınızla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarının bu ülkeyi bize hür olarak bağışlayan, bunun için can veren, kanlarını döken, yaralanan gazilerimiz dahil olmak üzere ahirete intikal etmemiş varsa onlara sağlık diliyorum. Bütün çoğu etti. Bunların hepsine de Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun, nur içinde yatsın hepsi. İyi ki onlar vardı. Onlara inşallah layık insanlar oluruz. Ben de onlara tekrar 10 Kasım sebebiyle tekrar rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Efendim, özel gündem programında 10 Kasım'da ulu önderimizi Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'ndan dinledik ki kendisi Türkiye'de tarih konusunda en üst kurumlardan birisi olan Türk Tarih Kurumu'nda başkanlık yaptı ve onun açıklamaları bizim için gerçekten çok çok değerli. Biz de tekrar ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz rahmetle, minnetle, saygıyla. Umuyoruz ki benim hissettiğim Atatürkçülüğün artışı, yurdumuzdaki artışı katlanarak dalga dalga devam eder. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, esen kalın.